Hak verilmez alınır. Zafer sokakta kazanılır. Hak verilmez alınır. Zafer sokakta kazanılır. Hak verilmez alınır. Zafer sokakta kazanılır. Ticarethaneye dönüştürerek su yollara teslim eden kamu hastaneleri birlikleri düzenlemesinden mi? Televizyon şovlarında fındık fıstık tavsiye eden bagazinmek isteyenler yine yok. Peki ne var bu bütçede? Yine sermayeye teşvik, rantiyecilere kılak var. Asgari ücretten vergi kesintisi var. Tüm kamu hizmetlerinin tamamen paralı hale getirilmesi var. Eğitimi var. Vergi yükünün yine bizlerin sırtına yıkılması var. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devam edecek. AKP halka hesap verecek. Grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika olmaz diyenler. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında hak ve özgürlüklerine sahip çıkan kamu emekçileri olarak sadece kendimiz için değil, insanca bir yaşamı hak eden bu ülkenin tüm insanları için grevdeyiz. Alanlarda omuz omuzayız. Buradan Türkiye'nin her yerinde yüreği aydınlık bir gelecek için çarpan tüm dostlarımıza selam gönderiyoruz. Selam olsun bu ülkenin onurlu kamu emekçilerine. Selam olsun kamu emekçileri mücadelesinin yüz akı olduğunu bir kez daha gösterenlere. Bu sömürü düzenine itirazımız var diyerek bugün alanlarda bizimle birlikte olan dostlarımız. Hepinizi KESK adına sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Size neden grev yapıyorsunuz diye soranlara buradan cevap veriyoruz. Hani nesini söyleyeyim canım efendim? Arzu hal eylesem deftere sığmaz diyor ya Ozan. İşte biz kamu emekçileri de her geçen gün daha ağırlaşan öylesine sorunlar yaşıyoruz ki hangi birisini sayalım? Bizi grev hakkımızı kullanmaya götüren nedenleri anlatmak için nereden başlayalım söze?